Hatırlar mısınız, bundan birkaç yıl evvel bir haber düştü gündeme. Ölürüm Türkiye'm aslında Kürtçeymiş ve oradan çalınmışmış. Milliyetçilerin şarkısının aslında Kürtçe olması ironik olurdu bayağı. Bu yüzden Twitter üzerinden gündem oldu. Dalga geçildi vesaire ama kabullenildi. Tıpkı şu Almanya'ya yapılan belediye gezileri vardı ya, hani onlar gibi. Dalga geçildi, sonra biz insan kaçakçılığı olduğunu ortaya çıkarınca bir skandal olmuştu birden. Neyse, bu olabilecek bir şeydi zaten. Malum yüzyıllar boyu bir arada yaşayan toplulukların birbirini etki etmesi gayet normal. Sadece Türkler ve Kürtler arasında değil, Araplar ve Türkler arasında, Yunanlar arasında, Ermeniler arasında bir sürü kültürel etkileşim var, bu bir gerçek. Ancak benim garime giden bu haberin servis ediliş şekli. Bunun için size bir arka plan bilgisi vereyim biraz. PKK'nın Baytar Nuri'den aldığı neo Kürtçülük vardır. Birçoğunuz bilmezsiniz çünkü Türkiye'de bilinmez ve yaygın değildir ama PKK aktif şekilde uygular bunu. Zira 2000'lerden sonra artık Marksist ve komünistlikten uzaklaşarak, çünkü Irak'ta, İran'da, Suriye'de de yer aldıkları için genel ırkçı bir ideoloji gerekti ve onlar da bunu sahiplendiler. Bu ideolojiye göre Türk diye bir şey yok. Her şey çalın, zalim, foşik falan. Yani Türklerin varlığını inkar etmek temeldir burada. Hatta aşağılama amaçlı Moğol, devşirme, dönme gibi kelimeler de kullanılır. Bir dahakine dikkatli bakarsanız siz de fark edersiniz. Kendi ırkları da işte yükseltilir. En kahraman, en medeni, en kadim falan filan işte. Bizde de bilinen milliyetçilik bu. İşte bu haberi ortaya atan hesap Serhat Eyalet doğurdu. Bu hesap PKK'lı. Bahsettiğim ideolojiyi de benimseyen biri. Ama PKK'lı diye illa mı yalan olacak bu erlik diyebilirsin. Elbette. Bir bakalım o zaman bu işin kronolojisine. PKK'lı Serhat, Sayın Mustafa Yıldız Doğan, bu konuda Kürt-Türk kamuoyunu bilgilendirecek bir açıklama yapacak mısın? Koma Kamışlo 1986, Mustafa Yıldız Doğan 1993 yazılı bir tweet atıp şu videoyu yükledi. İşte bu tweet patladı çünkü dedik ya, ironik. Bu KCK medyacılığı yapan sitelerde "Ölürüm Türkiye'm çalıntı çıktı" diye başlıklar attı. Kısa sürede de yayıldı bu. İğrenç ırkçı yorumlar yapıldı. Bugüne kadar da sürüyor bu. Hatta Londra'da yaşayan ırkçı mülteci Hux şöyle bir video paylaştı daha bu sene. Anu gorani kele kurd dizrawen. Ama lahamuyan koştura. Ama bak goraniye kiniştimaniye boya. Bas asli. Ancak bana göre bir gariplik vardı. Birincisi, fotoğraf fake duruyordu. Keza sesi de aynı şekilde. Hani benim elimde çok eski plaklar var arkadaşlar, arşivimde. Kasetler de var topladığım. Ama ses kalitesi böyle değil. Yani böyle olmuş olsa tanırım, eski olmuş olsa. İnterneti aratınca da ne Koma Kamışlo diye bir grup ne de böyle bir şarkı bulunuyor. Ama ses taraması yapınca da bu şarkı bulunmuyordu. Garip. Nitekim bazıları kısa sürede görselin fake olduğunu ispatladı. Suriye'de YPG'lere aitmiş. Serhat buna bir eskime efekti vermiş, siyah beyaz yapmış ve yüklemiş. Bunun üzerine Serhat da "Ya o zaten temsili resim, ben gerçek demedim, siz asıl sese cevap verin, foşikler" dedi. Gernas Koçer isimli bir şahıs da ortaya çıkıp "Evet gerçek bu, şarkı da benim bestem" dedi. Yetmedi. İsviçre'den Reşit Yılmaz adlı bir müzisyen çıkıp müziğinin çalındığını belirtilen Daye Daye şarkısının 90 yılında Batman'da korsan bir şekilde kaydedildiğini söyledi. Arşivlere yanlış girmesini istemediği için bir şeyi düzeltmek istediğini de ifade etti. Yılmaz, medyada Koma Denge Kamışlo'nun 1986'da seslendirdiği şeklinde yazıyordu. Ancak bu eserin şiirini 90'da yazdım ve melodisini oluşturup Koma Niştiman Perver ile birlikte 1990 yılında Batman'da bir evde korsan bir şekilde doldurduk dedi. 90 yılının kışında bu kaset dolduruldu ve Daye Daye parçası da böylece çıkmış oldu. Mustafa Yıldız Doğan da 24 sene önce o parçayı çıkardığını söylüyor. Hani bizden 3 sene sonra. Yani grup ve tarih yalan çıktı. Kavgalar başladı. Herkes "ben yaptım" demeye başladı şarkıyı. Serhat'ın yalanı yavaş yavaş çekiyordu. Bunun üzerine YPG'li Rojava Kurdistan sitesinde bir röportaj verdi Serhat. "Her şeye inkar edilmiş bir halkın neferi olarak özgürlüğü olan tutku, o cesareti cezbediyordu beni. Cesur Yürek'i sinemalarda 3-4 kere izledim bu nedenle. O zaman arkadaşım bana hep "Lord'um" derdi" diyen Serhat ismini böyle açıklıyor. Ve daha da ileriye giderek "Mesela bir abim var. Onun sayesinde çok kısa sürede takipçim arttı Twitter'da. İlk günden beri beni destekliyor. Rusya, Gürcistan, Güney, Roşilat, Rojava'dan takip eden, desteklerini sunanlar var. Hatta Rojava'dan savaşçılar ara sıra benim için Dengbej klanlarını seslendirip gönderiyorlar ve bu destek omuzumdaki yükü daha fazla arttırıyor. Daha fazla çalışmam gerektiğini söylüyor." Rojava'daki savaşçılardan kastı YPG'li teröristler. Abim dediği kişilerse Twitter'daki Argişizm, Radyo Kurdi ve Bitlisname sayfaları. Bunlar daha düne kadar bu yalanı yayıyordu. Şaka değil ha. Ben daha dün cevap verince tweetleri silip kaçtılar. Sosyal medyada gördüğünüz PKK yalanlarının %90'ı bu 3 şahıstan çıkıyor. Serhat röportajın devamında şunları da söyledi. "İyice araştırmadan paylaşmıyorum." Kesin öyledir. "Çünkü bugüne kadar talan edilmiş kültürümü bir de ben yanlış tanıtmak istemiyorum" dedi. Helal olsun be Serhat.
Soru. Sizi bu çalışmanızda destekleyen Kürt sanatçılar var mı? Mezopotamya Kültür Merkezi sanatçıları. Tabii mutlaka o kültür merkezinin olması lazım zaten. Olmasa şaşardım. Farki'nin çok desteği var. Hatta Mezopotamya Kültür Merkezi daha önce 3 albüm şeklinde Şahı Yastranan kasetiyle çalınan kimi eserleri paylaşmıştı. Yine Farki'nin kendi ellerindeki bilgileri benimle paylaştı. Suat Alican, Mustafa Yeşilyurt'un da çok desteği var. Röportaj boyunca ezilmişlik türküsü okuyan Serhat sonunda da Ölürüm Türkiye'm şarkısına geliyor. Soru. En fazla ses getiren Mustafa Yıldız Doğan'ın Ölürüm Türkiye'm müziğine ilişkin paylaşımınıza gelirsek. Aslında bu videoyu bir arkadaş bana gönderdi. Ben de hemen müziği sanatçı arkadaşlarla paylaştım. Onlar baktılar ve bilimsel olarak 90'lardan önceye ait bir kayıt olduğunun anlaşıldığını söylediler. Tabii abi bilimsel. WhatsApp'tan göndermişsin. Hacı Aya bu kesin çantı demişler sana. Bilimsel. Sanki laboratuvarda analiz etmiş piç kurusu. Kom müzik ile irtibata geçtim. Bu kom müziği aklınıza tutun çünkü hiç alakası olmayacak onlarla sonra işin. Onlar da bundan haberimiz var. Rojava'da düğünlerde çıkan bir müzik grubunun seslendirdiği bir parçadır dediler. Hemen Rojava'daki sanatçılara sorduk. Onlar da Koma Denge Kamişlo grubudur ve yerel bir gruptur. Ancak popüler bir grup değildir. Düğünleri çıkarlardı dediler. Biz de paylaştık. Çok gündem oldu. Birkaç soru sordum ve Mustafa Yıldız Doğan'dan bir yanıt bekledim. Ama o yanıt vermedi. 24 saat boyunca demek ki müziği araştırdı ve başvurduğu merciler muhtemelen evet bu eski bir müzik ve ses orijinal yanıtı verince müziğin üzerine yüklendiği fotoğrafı gündemleştirip 2 yıl önce çekilmiş fotoğraftır dedi. Temsili bir fotoğraf zaten bunu inkar eden yok ki. Sen müzikten söz et dedi Serhat. Merak etme Mustafa değil de ben birazdan söz edeceğim o müzikten Serhat'cığım. Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu da açıkladı diye soruyorlar. Bak sorulara bak bir de önceden hazırlamışlar propaganda yapmak için. Evet çünkü çok zorlarına gidiyor. Aslında zorlarına giden her 10 Türk'ten 9'unun bildiği bir şarkının bir nevi milli marşları gibi kabullendikleri bu türkünün Kürtçeden alınmış olmasının ortaya çıkmasıdır. Herkes biliyor 10. yıl marşı Fransızların, memleketim Yahudilerin, bilmem ne Ermenilerin ancak kabullenmiyorlar. Benim paylaşımım üzerine çıkıp sen bana iftira atıyorsun seninle görüşebilir miyiz diyebilirdi. Ulan sen nasıl bir dünyada yaşıyorsun lan? Adama iftira atacaksın, adam sana diyecek ki sen bana iftira atıyorsun, seninle görüşelim. Ne yapacaktınız? Kahve içip One Night Stand'e mi geçecektiniz? Ama gündemi soğutmak için bekledi ve şikayet ettim dedi. Şikayet etsin. Benim yazdığımda hakaret küfür yok. Ahmet Hakan da Hürriyet gazetesindeki köşesinde yazdı bunu. Evet, neresi tehlikeli tartışma bunun? Bir türlü kabullenemiyorlar. Kirli oyun diyorlar. Ne kirli oyunu kardeşim? Bu ezgi yok mu? Yalan mı? Yalandır diyen biri var mı şimdiye kadar? İşlerine gelmiyor tabii. Bunca talanın sizin nedeni nedir size göre yahu? Niye bu kadar çalıyor bu foşik Türkler? Yüzyıllarca yasak ve hala da yasaklı olan bir halkız. Kasetlerin samanlıklarda saklandığı dönemleri biliyoruz. Örneğin köye bir kaset gelirdi ve herkes sırasıyla onu dinlerdi. Mesela bir keresinde abim bana git o kaseti getir bugün sıra bizdedir demişti. Yıllarca dilimiz yasaklandı. Sahipsizdik. Kim hesap soracak ki dediler. Sahipsiz bir halkın her şeyini çalabilirsiniz. Hatta bu yıllarca desteklendi. Osmanlı döneminde halklar vardı ve bunların müzikleri vardı. Bunun karşısında bir de saray müziği vardı, daha farklı. Cumhuriyetle birlikte özellikle 1926'da halkın ortak milli duygular etrafında toplanması için yeni bir kültür yaratma arayışı başladı. Sistematik olarak belli ekipler Anadolu'ya, bölgeye gönderilip buraların kültürünü çalınıp dönüştürüldü. Diyarbakır'daki eserlere Diyarbakır Türküsü Ağız ismini verdiler. Bunları da ne yazık ki kimi Kürtlerin eliyle yaptılar. Buldukları her parçayı aldılar. Üstüne saçma sapan sözler yazdılar ve kendilerine mal ettiler. Kimi zaman nakaratlarını bile değiştirmeye tenezzül etmeden halka sundular. Buralara niye gülüyorum? Çünkü birazdan göreceksiniz. Söyledikleri doğru ama anlattığı şekilde değil. Kanıtınız var mı diye soranlar oluyor. Evet, kanıtım var. Sizin arşivlerinizdedir. Açın devlet arşivlerini. Hepsinin, hatta daha fazlasının kanıtı vardır. Ben hepsini size kanıtlayayım. Vay be, gözlerimden yaş geldi. Bu da mı gol değil? Her şey mükemmel gidiyordu PKK'lı Serhat ve dostları için. Ta ki 2020'nin başına kadar. Serhat Prodüksiyon eskiden böyle kasetler çıkarıyor. Hani bilinen değil de şöyle bölgesel kasetler vardır ya. O ne kardeş biraz da bana... dedi ona o ne kardeş biraz da bağ ver. İşte bu tarz kasetler hani ara ara çıkar ya kapaklar internette dalga geçilir. Bilinmeyen kasetler, bölgesel kasetler. Ocak ayında bu şirket diyeyim artık şirket mi bilmiyorum da Ocak ayında bütün arşivini dijital platformlara yüklüyor. İşte Spotify'a falan internet üzeri dinlenebilsin diye. Veya biri akıl vermiştir demiştir ki yükle bunu abi para burada diye. Mantıklı her yönden. İşte ancak Serhat Prodüksiyon için iyi olan şey Serhat için o kadar da iyi olmadı. Çünkü bu albümlerin arasında 2004 yılında çıkmış Koçer Heci Bra Bra adlı bir albüm var. Ve albümde Daye Daye adlı bir parça var. Neden mi önemli bu? Bir dinleyelim bakalım bu parçayı. Size bir tanıdık gelecek mi? Daye, daye.
Serhat'ın paylaşmış olduğu parçadaki sesin aslını bulduk. Koçer Hece adlı kişi 2004 yılında çıkardığı parça. Serhat bunu almış, sesi piçlemiş yani yükseltmiş, bası çıkarıp filtre eklemiş, bir de siyah beyaz efektli bir fotoğraf yapmış. Şimdi Allah'ını severseniz bunun arkasında art niyet yok da ne var başka? Yanlışlık da olabilecek bir şey değil. Herif oynamış bildiğin milletin aklıyla. Ne uydurdukları grup, ne tarih, ne de başkası doğru. Herifler Mustafa Yıldız Doğan'ın şarkısını çalıp bir de adamı linç etmeye kalktı. Twitter sayesinde PKK psikolojik harp kazanmış oldu ama artık videoda karışması var. Bunu inkar edemezler. 40 yıl düşünsen Mustafa Yıldız Doğan'ı savunmak zorunda kalacağım aklıma gelmezdi, iyi ya.